Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve al alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sözler 406. Nedir o? Kur'an'ın mucizelerinden, Kur'an'ın ihbarat-ı gaybiyesi. Gaybi ihbar etmesi. Sonra her asırda şebabiyetini muhafaza etmesi, tazeliğini, sanki yeni nazil olmuş o asırda hitap etmesi. Çünkü Kur'an'ın her bir ayetin mutadid manası var. Her bir manada küllidir. Her asırda ifradı bulunur. Arkadaşlar şey yapmasınlar. Eyvallah. Her tabaka insana muvafık gelmesiyle hasıl olan icazıdır. Niçin her tabakaya? Çünkü Kur'an'ın her bir ayetin mutadid manası var. 286'da şu anlarda öyle diyor. Mutadid manası, çeşitli manası var. Her bir mana da küllidir. Yani bir kavme, bir taifeye, bir zamana mahsus değil. Her asırda efradı bulunur. Böyle baktığın zaman Kur'an'ın bu tarafına yetişilemez. Mesela Kur'an'ın ihbarat-ı gaybiyesinden bir tanesini şey yap, okuyacağım. Bir tanesi maziye ait ihbarat-ı gaybiyesi. Mazi bir insan bilemez. Yani aklıyla bilinemez. Çünkü aklın nihayet noktası başladığı noktadır. Bu tarihi malumat olduğu gibi şeceri hilkatin, yaratılışın da yaratılıştaki hikmeti de akıl lef-i mahfuzdan takıldığı için en nihayet mertebesi lef-i mahfuz. İkincisi istikbale ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Yani geçmişe ait bir beşerin takat getiremeyeceği. İkincisi ise geleceğe ait haberleridir. Üçüncüsü çok ilginç. Ondan okuyacağım. Çok garip. Hakaik-i ilahiyeyi. Bir. Yani üçüncüsünün bir, iki, üç tane kategorisi var. Hakaik-i ilahiye. Allah nedir? Allah ne ifade ediyor? Allah bizim için nedir? Herkes kendisine sorabilir. Allah nedir? Allah benim için ne ifade ediyor? İkinci kategorisi hakaiki kevniye, yaratılanların hakikati nedir? Bundan zaten yola çıkarak bu kadar felsefi akımlar çıktı. Yani hak nedir? Hak. Kesinlikle bir felsefe bu haktır diyemez. Bu böyledir der. Hak diyebilmesi için kendi ifadeleri, onu başlatanla beraber olması lazım ve başlatanın sana demesi lazım. Bunu bunun için yaptım. O zaman hak oldu. O da insan için mümkün olmadığından bu bilinemez. Hakaiki kevni. Üçüncü kategori umur uhrevi dair ihbarat-ı gaybiyesidir. Ahirete taalluk ve ruhsal hayat. Yani insanın enfus yapısı ve bunun karşılığı ve karşıtları. Karşıtı olumsuzluk, cehennem. Karşılığı cennet ve sistemin kaynakları. Mesela his nereden gelmiş, akıl nereden gelmiş, ruh nereden gelmiş. Bunu zaten bunlar nereden gelmiş değil, daha ruhu kabul etmeleri, ruha varmaları mümkün olmamış. Bazıları kabul etmişse de, biraz Sokrat ondan bahsetmiş. O da ukulu aşereyi öne çıkartmış. Ama izah edilememiş. Ama böyle bir işaret etmiş. İnsan fıtratında demek var. Şimdi ondan okuyorum. Evet, Kur'an'ın hakaik-i ilahiye dair beyanatı ve tılsım-ı kainatı fethedip hilkat-ı alemin muammasını açan beyanat-ı kevniyesi ihbarat-ı gaybiyesin en mühimidir. Yani kainat niçindir? Tılsımı nedir? Niçin yaratılmış? Veya bu soru insan kendisine sorduğu zaman ki ben şey diyorum.
İnsan kaliteli bir hayat yaşaması için hayatına şu dört tane soruyu sorup ciddi cevap ararsa hayatı kaliteli olur. Çok güzel. Nedir o? Ben, yani bu kainat, bu varlık nereden geliyor? Nereye gidiyor? Ben kimim? Yani ben kimim ve neciyim? Burası neresi? Bu psikoloji şeylerin de, sorunların da en büyük çözüm kaynağıdır. Kaynağı ve zeminidir. İnsan bu dört tane ciddi soruya cevap arama sorunu yaşıyor. Şöyle diyeyim. Mesela tıp ilmi kaynağı insandır. Tıp ilminin kaynağı insandır. İnsandan alınmıştır. İnsandan alınmıştır. İnsanı kaldırırsanız tıp ilmi yoktur. Ziraat ilmi kaynağı mevcudattır, bitkidir. Kaldırırsanız ziraat ilmi de yoktur. Tamam? Bizim ilmimizin kaynağı varlıktır. Arkadaşlar, mühim bir şey söyleyeceğim. Buradan bulduğum bir şey. Bizim, mesela tıbbı söyleyeyim, insanın elde etmiş olduğu tıp ilmi insana dayalı. İnsan kaynaklıdır. Bu ilmin kaynağı insandır. Bu ilimle siz insan yokken insanın yaratılmasına ait ilmi bulamazsınız. Ve anlaşılamaz. Abi bir daha alabilir miyim? Çok ilginçtir. Şöyle diyeyim o zaman mantıken. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Aklın gereği şudur ki bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığına göre bu akıldan önce akıl olması lazım. İşte bu aklı yapana bu aklı bağlamak vahiydir. Akıllılık budur. Kur'an bunun için söylüyor. Yakılun, takılun, efele tefekkürün gibi ayetlerle bunu ikaz ediyor. Bu akılla kendini yönetmeye kalkarsa bu zekiliktir ki Allah belayı sarıyor buna. Motor kendi üzerine sarıyor. Yani aklı yapana, çünkü niçin bundan önceye bağlı olmak zorunda? Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman akıllılık odur ki aklı yapana aklı bağlamak akıllılıktır. Bu da vahiydir. O zaman sorunun çözümü burada. Eğer bu aklı yapana bunu bağlamasan, kendi yönetmeye kalkarsan, bu zekiliktir. Derdini sardın, patanaj edersin. Şimdi bak, bizim bu akılla elde ettiğimiz ilimin son noktası akıldır. Yani şu göze araştırma yapıyoruz, göz. Arıyoruz, arıyoruz, dibine kadar gidiyoruz, gidiyoruz. Göz ilmi elde ediyor muyuz Mehmet abi? Göz ilmi elde ettik mi? Şimdi bu ilmin kaynağı gözdür. Gözü kaldırırsan sendeki ilim de gider. Elde ettiğin ilim buraya bağlı. Bu ilimle, göze bağlı olan ilimle, senin elde ettiğin ilimle göz yok iken gözü yapan ilmi bulamazsın. Bu ilime benzemiyor. Gözden elde ettiğimiz ilim hiçlikten göz yapılırken kullanılan ilme benzemiyor. Hiç benzemiyor. Bunu bulamazsın işte. Fakat bunu buluyor Kur'an. Aklı beşer burada takoz diyor. Buradan sonra gidemez. Mesela aklın bulabileceği son ilim aklın nihayetidir. Akıl yokken yapılırken kullanılan ilme sıçrayamaz. Ondandır ki Kur'an'ın veya peygamberin verdiği haberler bir buluştur. Ona hayret etmiyoruz. Mesela bazen misal veririm ben. DNA'yı buluna hayret ediyoruz. Ruhu bulana hayret etmiyoruz. Yer çekimi bulana hayret ediyoruz. Ahiret çekimini bulana hayret etmiyoruz. Mesela insan ruhu ahirete doğru çekiliyor. Beka istiyor. Sonsuzluk istiyor. Ebed istiyor. Öyle değil mi? Evet istiyor. Bir yere doğru çekiliyor.
Ben ebed istiyorum, sonsuzluk istiyorum, dert istemiyorum, keder istemiyorum, ta istemiyorum. Bakın bu istekler lisaniyle böyle bir varlığı ifade ediyor. Bunu bulana hayret etmiyoruz. Metafiziği bulana, fiziğin altını bulana hayret ediyoruz. Bedenin altyapısını, ruhu bulana hayret etmiyoruz. Adam bir yer çekimini bulmuş, dünyada meşhur olmuş. Ahireti bulan Muhammed onun kadar meşhur değil aleyhissalatü vesselam. Çok ilginç yani. Ahireti bulmuş, sonsuz hayatı bulmuş. İnsanları hiçlik anlayışından kurtarmış, bu kadar dertlerden kurtarmış. Ahireti bulana Muhammed aleyhissalatü vesselam yer çekimi bulan kadar meşhur olmamış. Beşte biri değil mi itaat etmiş. Bu da aklı beşer varamayacağı bir şeydir. Varamayacağı bir şeydir. Bulamaz yani. Çünkü aklın kaynağı şu. Elma geri git tomurcuk, geri git dal, geri git gövde, geri git kök, geri git çekirdek. Daha geri gidemezsiniz. Aklın kaynağı geri git alemi berza, geri git lef-i mahvi ispat, geri git daire hayat, geri git daire ilim, geri git kürs, daha geri git arş, daha geri git lef-i mahfuz, bitti. Tırt, oraya kadar. Akılla ondan öteye giremezsin çünkü başladığından daha öteye. Kur'an'ın hakaiki kevniye dair beyanatı, yani varlığın varlık düzeyleri, varlık düzeyleri derken buzdur, sudur. Aynı şey için söylüyorum ha. Buzdur, sudur, H2O'dur, enerjidir, esirdir, madde hayat, aynı ayak, akıl cebiri, ruh cebiri, nuru Muhammed'in. Yani bu süreçleri ancak şu anda enerjiye kadar gelebilmiş. Yani sudur, buzdur, sudur, H2O, kuarklar enerjiye kadar gelmiş. Esir tın tın işte iddia edenler biraz varsa da. Daha o süreci şey yapamamış. İşte hakaiki kevniyi neyle bileceksin? Bundan arkaya nasıl geçeceksin? Ve böylelikle bu eşyanın hakikat, ne işimize yarayacak bu eşyanın hakikatını? Yani buzdan bakın, ahirete ne kadar rahat bir patika değil, cadde açılmış oluyor. Her şey diyorlardı maddededir. Ondan sonra daha bir alameti yok ki ahirete. Biraz intikal etsek. Bir tane fizikçi bana öyle demişti böyle. Hasancım demişti. Ben okurken. Hasancım ahirete bir ipucu olsa, bir işaret olsa inanacağım. Bir ufak diyor ya. Ben onu deleceğim diyor. O ufak patika yolun büyük yol yapacağım. Yani madde de bitiyor. Çünkü maddenin bölünebilir en küçük parçası atomdu. Değil mi? Biz mektep okuyana kadar öyleyim. Şimdi bir bakıyorsunuz ki kuarklara inmiş. Nötronlara inmiş. Enerjiye inmiş. Değil mi? Celme serisinde cel inmiş. Ha bu neyi gösterir? Ne anlatmaya çalışıyorum? Madde durmuyor bir yerde. Aşağı indikçe daha muazzam, daha külli, daha ümumi bir cadde çıkıyor. Atom altı, atom üstünden daha harika, daha kompleks. İşte bunları Kur'an hakaiki kevniye diyor. Bu beyanat etmesi, beyan etmesi. Mesela bunun içerisine koymuş. Bir yere gitmiyorsun bakın. Buz. Bak hiçbir yere gitmiyorum aynı yerdeyim. Su. Değil mi? Buz ne diyorsun kardeşim? Sudur. Doğru mu değil mi? Su deme ya. H2O. Doğru. H2O deme. Enerji. Esir. Esir deme. Madde hayat. Aynı hayat. Akıl cebiri, ruh cebiri, nur Muhammed. Hepsi bak aynı yerde. Her şey her yerde. Çünkü her yerde her esma var. Ahirete ama işte. Yani ahirete, ahiretin dünyaya yakınlığı, su buza ne kadar yakınsa, yani bu suya nasıl durumu, bir hayal edin bu su ilişkisini bir düşünün, tamam? Su buza ne kadar yakındır? Ahiret dünyaya o kadar yakındır. Bu su ilişkisini düşünün nizam. Nasıl bir ilişki varsa, ahirette su buzun neresindeyse, ahiret de dünyanın orasındadır. Ki ustad ten teneli bir perdedir diyor. Ahiret üzerine. Dünya diyor alem-i şehadet. Alem-i gayb üzerindeki ten teneli bir perde. Buz da hakikaten öyledir. Ten tenelidir. Delik deliktir. İşte
Kur'an'ın hakaiki ilahiye dair beyanatı ve tılsım-ı kainatı fethetmesi. Anlattım tılsım-ı kainat. Bu nasıl bileceksin? Akıl nasıl bulacak bunu? Ve hilkat alemin muammasını açan. Yani bu alem niçin yaratılır? O kadar acayip ki. Seni dertlerden bu işte kurtar. Yani ben niçin buradayım? Yani bu dört tane soru. Nereden geliyorum? Bir. Son. Nereye gidiyorum? Ben kimim? Ve neciyim yani? Ve burası neresi? Buna ciddi cevap ara. Bütün psikoloji sorunlarında gider. Çünkü niye? Odak noktası yani sorunları götürülüp çözünleme yöntemi orada, orada gizli. Ben kimim de gizli. Sen kimim ne kadar tanımlarsan o kadar sıyrılırsın. Dertlerinin büyük olmasının sebebi kendini küçük zannettiğindendir. Biz dertleri yüceltiyoruz, ufalıyoruz da ondan. Ama insan kendisini bildikten sonra onların hiç de büyük olmadığını görür. Çünkü insan şu anlar 218'de diyor ki hakikat-ı Muhammediye cihet ile insan kainatın çekirdeği astisidir. İnsan bunları bilince keyif artıyor ya. Bu neymiş ya bunlar yıkacak şeylermiş mi? İnsanı bunlar neymiş ya? Tozu bile gelmez. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil bütün alem 18 bin alem insanın hakikatinden yaratılmış. Yani hakikat-ı Muhammediye'den yaratılmış. İnsan bunu bildiği zaman keyfi artıyor. İşte bu diyor ki tılsım-ı kainatı fethedip hilkat alemin muammasını açar. Birisi fethediyor, sonra açıyor. Neyle? İnsanla. İnsan izah edilerek. Açan beyanatı kevniyesi ve ihbarat-ı gaybiyesi en mühimidir. Niye en mühimidir? Çünkü bunları açacak insan açılması lazım. İnsan izah edilmesi lazım. Sonra insanla izah edilebilir. İşte kendinizi tanırsanız diyor tanıma Cenab-ı Hak ya Rabbi ben seni tanımak istiyorum. Cenab-ı Hak cevap veriyor. Beni tanımanın yolu kendini tanımaktır. Kantar bozuksa neyi tartacaksın? Tanıyacak keyfiyet yapı insandır. Onundan sonra onu tanıyabilirsin. İşte açan bu. Çünkü o hakaiki gaybiyeyi hadsiz dalalet yolları içinde istikametle onları gidip bulmak aklı beşerin kârı değildir ve olamaz. Bulamaz çünkü. Çünkü akıl çıktığı kaynak kadar gidebilir. Daha öteye geçemez. Verdim ya misal. Elma. Geri gel. Tomurcuk. Ömer abi. Dal. Gövde. Kök. Çekirdek. Git geri hadi. Gidemez. Bitti. Aklında son terakki, tekamül varabileceği yer takıldığı yerdir. Akıl bir cihaz insanidir. Bediüzzaman Hazretleri'nin son asrın en büyük buluşudur. Psikoloji sorunların çözümü ve yöntem kaynağıdır. Psikolojide bunu çok kullanıyorum ben. Akıl. Akla bir alet diyor, gözlük gibi. Felsefe ise akla us diyor. Ben olan ben, benlik. Asıl kişiliğin senin budur. Ustad ise aletindir diyor. Alet insani, cihaz insani diyor. Peki ne alakası var psikolojiyle? Eğer o bozulursa benlik bozuldu. Daha çaresi yok felsefeye göre. Ama bize göre ise bozulursa cihazdır, tamir olabilir. Çünkü daha üst birimler var. O hakiki gaybi hadsiz dalalet yolları içinde istikametle onları gidip bulmak aklı beşerin kârı değildir ve olamaz. Beşerin en dahi hükemaları o mesailin en küçüğüne akılları yetişemediği malum. Hep hakikati dışarıda aramışlar. Eşya nedir? Eşyanın hakikati nedir? Eşyanın sureti nedir? Mesela son asrın ustad zamanındaki Kayashiki Toshima denen bir filozof var Japon. Neyle uğraşmış biliyor musunuz? Çok acayibime gidiyor. 437 sayfalık bir kitap yapmış. Mesela şu elimin rengi, simanız. Yani şu suret, sima neyin hakikatidir? Ömrünü buna vermiş. Ve çözememiş. Ustad ise şualarda dördüncü şuada bir cümleyle cevap vermiş.
Suret hakikata istinad eder, ondan medet alır diyor. 437 sayfa biliyorum. Kitabı kısmen de meşgul olmuştum. Ben de çok merak ediyordum yani süre. Hala 6 aydan beri Risale'nin içerisindeyim. İsa'nı da araştırıyorum. Suret, sima, siret, şekil. Bu nedir? Ne farkı var? Sima, suret, siret, şekil. İnanın 6 ay oldu. Suretle sima arasındaki farkı tam daha bilmiyorum. Onu kelime noktasını araştırıyorum. Mesela haletiniz değişince ve aynen gibi suratınız değişti. Ulan ne korktun lan falan. Bak sima namaz kılıyor, kılmıyor mu? Müslüman mıdır, gavur mudur? Bütün 4 tane namazı kılsanız, sabah kılmasanız suratınızda o meymenet olmaz mesela. Haletlere göre, ruhunuza göre olan surata bakar falan diyorsun veya göze bak. Adam en gerekli hani gibi adamı sokar falan. Bu surat ikili bir değişken bir şey. Yani bu esasatta, organlarda ittifaktayız. Ama herkes farklı. Nereden kaynaklanıyor? 6 aydan fazla hücre yok, 1 senelik hücre yok. Sen niçin 37 yaşında gözüküyorsun? Yani 37 senelik hücre yok. İşte onlarla. Ama hep iyi çıktım. %90'ını vardım elhamdülillah. Yakında yapacağım o dersi. Risale-i Nur'dan ya. Başka ne olacak? 6 ay yok. Sima. Suret. Elhamdülillah. Allah hepinden razı olsun üstaddan. Beşerin en dahi hükemaları, o mesailin en küçüğüne akılları yetişemediği malumdur. Ondan örnek verdim. Belki de bazılarınız çarpar ama adam suret hakkında akılları yetişememiş en küçüğüne. Sureti çözememiş. Niçin eşya, mesela muz niye böyledir? Hayvan niye böyledir? Hadi böyle. Taş niye böyledir? Bu renk niye böyledir? Niçin insan devamlı değişkendir? Nasıl izah çıkardın? Hepsi. Niçin insan değişkendir? Korkuyorsun, kağıt gibi oluyorsun. Sinirlersin, kıpkırmızı oluyorsun. Acayip değil mi? Her an değişiyor. Ve hiç kimseye de benzemiyoruz. Hiç kimsenin kokusuna, sesi sesine, gülmesi ve teri bile, siması da benzemiyor. İşte en küçüğüne beşerin en dahi hükemaları çözememiş. Belki tın tın diye bir şeyler söylemişse de isabet ettiğini bilememiş. Kim söyleyecek? Aferin lan isabet ettin diye. Kim söyleyecek ki isabet ettiğini anlasın? Şimdi geliyor esas meseleye. Hem Kur'an gösterdiği o hakaik ilahiye bir insan bir hakikati anlamanın yolu. Mesela bazıları diyor ben bu dersi anlamadım. Veya anlayamıyorum. Suçu hep anlatanda buluyoruz, kitapta buluyoruz. Bir dersin veya bir konuşmanın, bir ilmin anlaşılabilmesi için 5 tane şart lazım. Bir tanesi konuşana ve kitaba aittir. 4'ü öğrenmek isteyen muhataba aittir. Ama o 4 taneden eksikliklerimizi gidiyoruz kitaba veya kaynağa hücum ediyoruz. Diyoruz ki bu anlaşılmaz. Ben anlamıyorum demiyoruz. Bende sorun var demiyoruz. Bak mesela onu okuyacağım. Sorunu hiç kendimizde aramıyoruz. Tabi canım bizde sorun olur mu ya? Kitaptadır canım. Veya anlatandadır canım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan daha iyi ders anlatan olur mu? Ama 5'te 4 iman etmemiş. Sorun şimdi kimde? Kitapta olsa hiç güne vermeyecek. Vermeyecek. Bak şimdi okuyacağız bakalım. Kaçta kaçı bize aittir sorun. Kaçta kaçı da ilme aittir. Diyor ki, Kur'an'ın gösterdiği o hakaiki ilahiye, bir, Kur'an göstermesi lazım. Yani konuşan göstermesi lazım. Tamam. Gösterdi mi? Birinci özellik, vasıf, konuşana ait. Tamam. İki, o hakaiki kevni beyandan sonra, yani Kur'an bunu gösterecek ve beyan edecek. Beyan ettik mi? Ettik. İki, karşından isteniyor şimdi. Safai kalp. Safai kalp ne demek? Temiz kalp. Başka? Yönelen kalp. Yönelen kalp. Başka? Edebiyatçım? İhtiyaç hissetmek. İhtiyaç hissetmek. Safai kalp. Yani Safa mı? Safa mı hocam orada geçiyor?
Saf'a. Saf'a'yı. Saf'a. Saf'a. A çekiyor mu bakayım? Çekmiyor. Safa'yı kalp. Safa. Ne anladın? Safa'yı kalp. Tertemiz kalp. Bütün varlığıyla ona yönelen. Onu öğrenmek işe yakın olan anlamında ama safa olsaydı etap etap yani kritere göre değişiyor. Evet. Alt, üst, daha üst vesaire ama safaymış o. Evet. Safa'yı kalp. Bizim kalbimiz yani kalp iki ayağı var. Makesi efkarı dima, mazar hissiyatı vicdan. Yani kalp deyince tek bir birim değil. Üç tane sistemi var temelde. Mesela bizim iki ayağımız var ya, bir sağ bir sol. Bir ayak dimağdır. Tamam. Bir ayağı da vicdandır. Bir de kendisi. Dimağ da yediye ayrılır. Ustadan söylüyorum bunları. Yediye ayrılır. Soğan kabuğu gibi aşağıdan yukarı gidersen, hani çabuk çabuk içini anlatmayacağım. Burada geçtiği için onu açmam lazım. Bir ayağı kalbin, safayı kalbi ondan sonra anlayacağız. Bir ayağı dima kalbin, bir ayağı vicdan. Vicdan. Ha, dima bir bakalım, sonra vicdana da bakacağız. Karpuz gibi yaralım şu dima. Dima, soğan kabuğu gibi en diş tarafında tahayyül. Gir içeri, tasavvur. Taakkul. Tasdik. İzan. İltizam. İtikad. Bu dima, kalbe biri veren, birinci yöntemi. İkinci ayağı vicdan. Vicdan da karpuz gibi kabul edin, yarın içini, soğan kabuğu gibi içine girelim. Vicdan da olan vicdansız adam, vicdanı mı yoktu ya falan diyoruz ya. Ha, vicdanın içerisinde ne var bakalım? En diş kabuğunda, sonra en diş kabuğunda ne var vicdanın? İrade. Gir içeriye. Zihin. Gir içeriye. His. Gir içeriye. Latife-i Rabbani. Bundan besleniyor. İşte safa-i kalp dimağla vicdanın bütünlüğü. Dediğin o. Merak et. Bu bütünlükle ortaya çıkan arı durgunluk. Armoni diyelim felsefe tabiriyle. Hani o iki rahatladı. Hani kamyon esten esten gider bir kasisten falan sonra çak 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 oturur. Yani iki durum. Demek ki bir tanesi Kur'an anlaşılması için bir mesele. Kur'an'ın gösterdiği hakaik ilahi o hakaik kevini beyan edecek. Bu Kur'an tarafı. İki, bizden istenen safayı kalp. Yani tüm yönleriyle hazır olmuş. Ya tabii. En az namer. Yani ihtiyaç hissetmesi. İhtiyaç hissetmesi. Mesela o ihtiyaç hissetmesiyle alakalı şöyle diyeyim. Mesela meşrebini de dengeye getirmek. Meşrep nedir diye merak ettim külliyattan. Bir, meşrep var ya maşrapa. Su alıyorsunuz. Kimisi kazanla alır, kimisi bardakla alır, kimisi kaşıkla alır. Ahvaline, merakına ihtiyaç hissetmesiyle oluşan bir yapıdır. Meşrep. Bunun meşrebi budur diyoruz. Meşrep, ahvali, hal. İki, ihtiyaç hissetmesi. Üç, merak. Bu üçü birleşirse o insanda, külliyattan söylüyorum 140 Mesnevi Nuriye'de, o üç meşrep oldu mu abi? Oldu. Bununla elde edilene ilim ve şuur denilir. Bu ilim ve şuur ile de umumi Kur'an'dan ahsettiğin Kur'an'a da senin hususi Kur'an diyor usta. Mesnevi Nuriye 14. Her bir mesakin mesleğin meşrebine uygun bir Kur'an. Meşrep demek ahvaline, ihtiyaç hissetmesine ve merakına. Bu mesela merakını koy tencereye at. Ahvalini koy. İhtiyaç hissetmeyi de koy. Karıştır 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 ortaya çıkacak meşreptir. Bu meşreple elde edilene ilim ve şuur. Bu ilim ve şuurla da umumi Kur'an'dan ahsettiğin Kur'an'a da senin hususi Kur'an. Hususi Kur'an'ı. Çünkü Kur'an'ın her bir ayeti mutadit manası var. Her mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. O külli efrattan bir tanesi sensin. O zaman hususi Kur'an. Oku Kur'an'ını denileceğim. Oku değil. Senin Kur'an'ını oku. Allah Allah. Elhamdülillah. Demek ki bir tanesi Kur'an beyan edecek. İki,
Karşıdan isteniyor, bizden isteniyor. Safayı kalp. Yani dima ve akıl, vicdan bütünlüğü. Teskiye-i nefs. Gene bizden isteniyor. Teskiye-i nefs. Nefsin mertebesi. Nefs deyince hemen biz, hemen nefs emareye gidiyorsa, nasıl oluyorsa. Nefs emare. Nefsi meratipleri en aşağılısı, en aşağısı. Nefs emaredir. Sonra çık yukarıya. Nefsi levame. Levame. Çık yukarıya. Mülhime. Çık yukarıya. Mutmaine. Çık yukarıya. Raziye. Mardiye. Mardiye ve safiye. Tamam. Şimdi altı tanesi hayır. Allah Kur'an'a buna yemin ediyor yani. Ey mutmain nefis. Ben senden razıyım. Gir cennetime diyor ya. İşte bu nefise diyor ki bunlarda ne korku vardır ne de hüzün vardır. Tabi ölüm anında var ya, bunu göreceğiz. Bu derslerin bak o anda sekerat anında bütün hayatımız toplanacak. Onlara öyle bir hal gelecek ki ey Allah'ın kulu, ey Allah'ın kulu, endişe etme. Bugün ne korku vardır, ne hüzün vardır sana. Allah onlardan eylesin inşallah. Tamam. Neymiş? Teskiye-i nefs. Bunu nerede anlatıyor biliyor musun? Teskiye-i nefs. 26. sözün o zil var ya, 4 hatfe. Bir tanesini söyleyeyim, dayanamayacağım ayet mealini orada. Ey Rabbini unutan insan. Sen Allah'ı unuttun. Bak Allah'ın cezasına bak. Böyle tak diye vurmuyor. Allah'ın cezasına bak. Allah kimseye vermez. Sen beni unuttun mu? Ben de sana bir ceza veriyorum. Cezam şu. Seni sana unutturacağım. İnsanların yaşadıklarının çoğu insan yaşadığının farkında değil. Çoğu insan yaşadığının farkında değil. Değil? Nefes aldığının farkında değil. Bir Nurcu kardeşime gittim. İstanbul'da. Biliyorsunuz yeni geliyorum. Hastanede ziyaret ettim de. Tüp takmışlar. Eve de tüp getirmişler. Mehmet abi oksijenle. Yapıyor sonra koyuyor. Sonra oturdum çıkmasını bekledim. 20 dakika yapıyormuş böyle. Sonra 10 dakika... yapıyor. Hasan kardeş, buyur abi. Gittiğin yerde kardeşlerime bunu söyle. Bunu yapan adam. Ne diyeyim? Ne diyeyim abi? Yoğun bakıma tutulmadan nefes alıp verdiklerinin farkındalar mı? Teskiye-i nefs. Teskiye-i nefs o dört harfede anlatıyor. Yani nefs emmarede çıkmanın en temel şeyi bir kere beden-ruh ilişkisini fark etmek. İlk önce bu farktan geçiyor. Fark. Fark. Ne etti? Safa-i kalp bizden arandı. İstendi. Teskiye-i nefs bizden istendi. Sonra ruhun terakkiyatı. Çünkü ruhu terakki edecek. Boğulmaması lazım basit şeylerde. Şimdi hemen ruh nasıldır diye yeni gelen arkadaşlarımız olduğunu zannediyorum, görüyorum. Ruh nerede diye ona bir örnek vereyim. Çünkü bunlardan en çok ben hastayım yani ben. Kendime ben cevap aramışım, ben yoğunlaşmışım, bulduğum manayı şekillendirdim kendi alemimde. Sizin için değil ama paylaşıyorum. İşinize yarısı alırsınız yoksa gönderin bana. Beden ruh ilişkisini anlamak için bir örnek var. Ruhun terakkesi dedi ya. Odun düşünün. Odunun neresinde nur varsa ruh bedenin orasındadır. Odunun neresinde duman varsa nefis bedenin orasındadır. Odunun neresinde ısı varsa sıcaklık, ateş, bedenin orasında hayat vardır. Şimdi odundan dumanı çıkartın. Odun olur mu? Olmaz. Bedenden de nefsi çıkanın insan olur. Ama zahirde odun değil. Üç tane zıt yapı. Duman, göz gözü görmez yandığı zaman. Nur, yolu aydınlatır. En büyük düşmanı ateş, ateş içinde. Kim? En büyük düşman ateş,
Odunun en büyük düşmanı ateş ama içinde. Fihi mafi. Şimdi aynı insana benziyor odun. Ustam bir eşecerül ahtar diyor. Oradan çıkartayım 25. sözde. Tamam, yeşil ağaçtan ateşi çıkartan var ya. Şimdi neresinde nur odunun? Sağında, solunda, altında, her yerinde. Ha, ruh da bedenin orasında. Nur odunun neresindeyse ruh da bedenin orasındadır. Ömer abi. Duman neresindedir? İki tane zıt. Gösteren, kapatan. Duman, kapatan. Ama aynı, biraz önce ruh için demiştiniz her yerde. O da mı her yerde? Birbirini kapatmıyorlar. Boyut farklılığını görüyor musunuz? Dalga boyutu. İç içe ama boyut farklılığından, yani şu. Buz, su, haşikyo, enerji, esir, maddi hayat, böyle. Hani boyut farklılığından aynı yerdeler ama aralarında nihayetsiz mesafe var. Ne acayip bir şey değil? O kadar acayip olmuşuz ki, ülfet etmişiz ki kendimize, bu zannediyoruz kendimizi. Bu zannediyoruz. Ve ölümden de onun için korkuyoruz. Kendimizi bedenle tanımladığımız için ölüm korkusunun kaynağı budur. Çünkü ölen ölümden korkar. Ölecek ölümden korkar. Küllü nefsin zayikatı mı? Nefis ölecektir. Ruh ölmeyecek ki. O zaman ölümden korkan nefistir. Ruh değil. Ruh bayramıdır. Bunu bir insan bilse ölüm korkusunun temeli. İnsan havaya kalkar ya. Ne yaptık? Safayı kalp, teskiyeyi nefis, sonra ruhun terakkiyatı, ruhu terakki etmesi lazım, bütüne gelmesi lazım. Dima, vicdan ve kalp, sır latifeleri, latife insaniye, latife, bunlar bütüne gelince, ruh, ruhun terakkiyatı, sonra aklın tekemmülü. Akla da biraz malzeme olacak da, yani sen de biraz almak isteyeceksin, yani malzemen olacak, neyle neyi bileceksin. Kolunu sağladın, üniversite imtihanına giriyorsun. Hiç şey yapmıyor mu, itiraz ediyor musun ya? Ya ne kadar zor sorusu geldiler. Sen hiç eğitim aldın mı? Yok, herhalde ki öyle olacak. Bir redox sorusunu yapmak için, üniversite için redox sorusu değil mi? Kaç tane kimyada atom ağırlıklarını, özgül ağırlığını, rumuzlarını ezberledik değil mi? M, G, M, N, O, H, 2, O, Hasan 2, Salak, Osman 4 diye ezberledik böyle. Hatırladınız mı? Kafamda kalmış 30-40 sene önce. Böyle kimya şeyleri ezberlerdik yani. S'yi, N, A'yı, atom değerlikleriyle, özgül ağırlıkları. Çözmek için yani. E kendini çözmek için kimyadan ezberlediğin kadar bilgi ezberlemiyorsun. Suçu kitapta buluyorsun şimdi. La bitsin. 3-4 tane çok soru gelir ya. Üniversitede değil. O kimyada işte. Redox'tan birkaç tane gelir. Ondan bu kadar ezberliyorsun. Biz 120 tane atom şeyi vardı, rumuzu. En az 60 taneyi ben biliyordum. Yani atmaya naçtı yani. Mübalağa etmeden. Kimyam çok iyiydi. Hakikat etmiş şeyleriyle beraber, rumuzlarıyla beraber, atom ağırlıklarıyla, proton sayılarıyla. Hepsini ezberlemiştim ya. Kendini bilmiyorsun şimdi. Vicdanda kaç kategori var diyoruz içerisinde. Ne var sarmalanmış? Dışarıda 4 tane ya. İrade, zihin, his, latife, yapan. Onu nereden bileceğiz? Kalbin kaç tane ayağı var? 1-2 Onu ezberleyemiyoruz. Dima, makke sefkar. Yani fikirlerin yansıdığı yer. Mustakil çalışmaz akıl. Aklın tekemmülü. Aklın terakkiyatından, tekemmülünden sonra beşerin ukulu sadak dedir. Sadak dediği o hakikati kabul eder. Şimdi 5 tane şart lazım. Bir şeyin ortaya çıkması için. 1- Kur'an beyan edecek. Hakiki beyan edecek. Sonra safayı kalp. Sonra neydi? Teskiye-i nefs. Sonra ruhun terakkiyatı. Sonra aklın tekemmülü. 5. 4'ü muhatabaya bakıyor Mehmet abi. Bir tanesi beyan edene bakıyor. Şimdi ben anlamıyorum. Peki en zor işleri nasıl anlıyorsun? Nerede oturuyorsun kardeşim? Edirne'de. Kars'taki arsanın fiyatını biliyorsun. Nerede oturuyorsun? Hatay'da. Zıttı neresi? Sinop. Peynirin fiyatını biliyorsun. Onu niye bilmiyorsun? Subhanallah, subhanallah. Namazdan sonra çekmiyor musun? Her gün en az 150 tane çekiyoruz.
ömründe 5 defa Subhanallah ve her deyişinde de 33 tane söylüyorsun. Bir defa lügatı açmazsan, ya Subhanallah bunu diyorum ama bu neyin nesi ya, bir bakayım diye demezsen, ayıp olmuyor. Ya. Karadeniz'i bardağa sıkıştırabilir misin? Umman ki manayı kelimeye nasıl sıkıştıracaksın? Peki kelimeler nedir? Kapattır, gözlüktür, merdivendir, baktığımız yerdir. İzah nedir? Benim yaptığım izah değildir. Benim anladığımı size ifade ediyorum. Bu izah değildir. İzah nedir? Bunun açılımını diğer kitaptan gösterdim. İzah değildir ha. Benim anladıklarımı zaten dedim. Ben anladığım. Size söylüyorum. Yoksa bu bunun izahı değildir. Şimdi başka bir yer şey yapacağım. 538'den. Çok ilginçtir burası da. İnsanın duyguları ve efkarları kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak, idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Mesela ders geliyor. Bak ders yapıyoruz. Bizi uygulayalım. İnsanın duygusu yani kulağa bu sesi aldı mı? Akla geldi mi? Fakat akıl da sentezleyecek. O gelen kelama mana yüklenecek malzeme yok. Ya da uyuyoruz. Ya da tenkit gözüyle bakıyoruz. Umudumu bakıyorum. Alamazsın yine. Çünkü blok olmuşsun. Veya en büyük belamız ülfet. Ya iki asker varmış tamam bu duygular. Ben ezberi de biliyorum. Zannediyor ki anladım. Yani gelen manalar, duyguları, efkarları kainattan envar marifeti getirdiği zaman içeriye giriyor. İçeride onu sentezleyecek, onaylayacak, onu anlamlandıracak. Ne hani şu, şu su bak içiyorum. Girdi mideye, bağırsaklardan emildi karaciğere. Oradan karaciğerde hücrelere gönderildi, değiştirilerek. Hücrede ne yapar? Su kullanılamaz, kullanılmaz. Mitokondriyen santralde enerjiye dönüştürür. Ondan sonra enerji. Bak ne yaptım? Saça gidiyor, kula gidiyor, tırnağa gidiyor, karaciğere gidiyor, böbreğe gidiyor, her tarafa gidiyor. Hakaiki ilahiye ve imaniye bu meseleler içeri girdiği zaman dima midesine geliyor. Burası bir mide. 7 tane mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul. Ondan sonra vicdana iniyor. O hepsi sirayet alıyor. Yeter ki samimi ol. Eczaneden ilaç alırken Allah'ını seversen hanginiz dediniz ki doktor bey bana verdiğin ilaç veya eczacı efendi bana verdiğin ilacın içerisini, element yapısını, ne demek istediğini bilmiyorsam ben bu ilacı içmem ve bana fayda vermez dediniz mi? Yok. Adama itimat ettin içtin. Kur'an'ı mesela okuyoruz, feyiz alıyoruz değil mi? Maneviyat alıyoruz, sıkıntılarımız gidiyor. Anlıyor muyuz? Yok. Ne yapıyoruz? İlle insanın akıldan ibaret değil. İşte mesail-i imaniye, bu dersler, sohbetler, dima midesine girdikten sonra kalbe, ruha, sıra, latifeye, duygulara sirayet ediyor. Şimdi gelen manalar, duyguları, efkarları kainatın envar-ı marifetin getirdiği zaman, yani bu hakikatları böyle anlatıldığı zaman, duyduğumuz zaman, onu nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak, yani arkaya taşıyacak, idame edecek madde bulamadıkları için sönerler. Geldi, pişş, bitti. Ne anladı? Bak bir tanesi vardı böyle. Derste çıkmış, yeni getirmiş ya. Yeni getirmiş birisini. Çıkarken getiren tabii heyecanlı ya, getirdi ya birisine. Bakayım ne diyecek, nasıl intiba oldu. Sordu. Ne anladın dedi ya bu dersten. Ya boş ver dedi, ne anladım. O halılar nereden geldi dedi ya. Ya dedi sen koca 45 dakika derste halıları mı şey yaptın? Ya tabii ya dedi yani hani bir şey almıyorsun. Bu halı nereden geldi dedi. Sen koca derste evet dedi merak ettim dedi. Şimdi bu adamın kafasına ben çiviyle bile çaksam girer mi? Veya ya bu dersleri daha önce okumuş ya ben biliyorum bunu. Gene girmez. Ülfet belası. Tenkit belası. Taassup belası. Bunlar hep bela. Hakikatin kavranmasına, anlaşılmasına mani. Acaba ne anlayacak farklı bir şey dediğimiz anda hop nurlanıyor. Ampul nurlanıyor.
Yoksa blok ediyoruz. Diyor ki o duyguları, efkarları kainattan o nurları getirdiği zaman içeride onu ışıklandıracak, nurlandıracak, tasdif edecek, analiz edecek, raflara koyacak, istifade edecek. İçeride kimse yok, giriyor, çıkıyor. Ondan her şey nefsindeki renkler ile boyalanır. Bir de çok antika, okunan ders hepimizde farklı. Çünkü sistem derece derece olduğu için malzeme farklı, raflar farklı. O zaman gelen manalar, kimisinin üçüncü sırada rafa konuluyor, kimisi beşte, kimisi birde. Şöyle olsa, misal vereyim. Bana İstanbul'da telefon etseler. Abi bana Hatay'ı tarif eder misin? Şimdi birinci kattan böyle Reyhanlı'ya baksam gördüğüm manzara ile 10. kattan Reyhanlı'ya baksam manzara aynı mı? Bu bir. İki. Aynı binanın bu radar tepesine baksam. Birinci kattan 10. kattan. Bir tanesi Reyhanlı'yı tanımlarken bir tanesi karlı dağları tanımlıyor. Ova ateş gibi yanıyor. Radara bakıyor, kar var tepesinde. Burada kar var. İkisi de Hatay'ı anlatıyor. Çünkü durduğu ve baktığı yön farklı. Mahsı hikmet gelse, yani acayip bir ders gelse, Kur'an veya Risale'deki bu mana, mahsı hikmet gelse, nefsinde abesiyeti mutlaka suretini alır. Niye? Çünkü şu haldeki en önemli rengi şirk ve tatildir. Yani mahsı hikmet gelse, abesiyet alır. Ben ne anlatıyor ya? Ne diyor ya? Allah Allah. Manasız. Abes. Orayı kılar. Allah muhafaza etsin. Asır çok acayip. Yemin edilmiş bir asır bu asra. Üzerine yemin edilmiş. Yeminlenilmiş. Yeminlenilmiş. Yemin yapılmış üzerine bir asır. Ulema-i İslam'ın çoğusuna göre bu asra kayıp asır denmiş. İnsan gelmediği kabul ediliyor. Yaşanmamış kabul ediliyor. Bir yerde okuyacağım, ondan sonra keseceğim. Demek ki Kur'an'ın ihbarat-ı gaybiyesi, yani gaybi ihbar, bir mazi, bir istihbar, bir de hakaiki kevniye, yani yaratılış, mevcudat niye yaratılmış, nereden gelip nereye gidiyor? İki, hakaik ilahi, Allah nedir? Üç, insan kimdir? Neyin nesidir? Bu noktada Kur'an'ın dışında, Peygamber Aleyhisselam, yani onun dışında, mümkün değil akıl bu yolda gidemez. Ya 1400 seneden beri din gelmiş, yani bizim dinimiz, daha önceden beşerden din gelmiş, bu kadar ulema var, bu kadar kütüphaneler dolu. Bu kadar abilerimiz, kardeşlerimiz, hocalarımız var. Gene bu haldeyiz. Peygamberi düşün. Peygamberi düşün. Rehberi yok. Numunesi yok. Modeli yok. Kütüphane yok. İlk ve son. Hata yapma şansı yok. Bunları nereden çıkartacak ya? Bir düşünsenize ya. Hayret ediyorum ya. Kimi taklit ediyor? Taklit yok. Bir ilk yapacaksın, son yapacaksın. Her sene arabanın modeli değişiyor. Sığırın modeli değişmiyor. 23 sene önce ne söylemişse peygamber, 23 sene sonra aynı şeyi söylüyor. Ya var olanı anlayamıyoruz ya. Kitabı değil. Olmayan ortaya çıkartacaksın. Olmayan ya yok. Kur'an yok, Kur'an yok. Böyle bir şey çıkartacaksın. Ve kendi itiraflarıyla beraber ümmi olacaksın. Hadi okuma yazman olsun canım, bir sürü şık yapsın. Sanki o kadar öyle bir münafık var ki videosunu görmüştüm. Peygamberimiz Aleyhisselam şeye oturmuş. Cemil. Kütüphaneye oturmuş. Uşakları var. Kütüphane yetecek. Kardeş 27. dosyayı getir. 16. kitabı getirsene. Babillere ait delikanlı. Babillere ait dosyalar nerede? Sağda efendim. Çıkart bakalım. Ben hepsini okuyamam. Sen. Araştır Babil hakkında, bana bilgi ver. Sen Firavun hakkında, Kızıldeniz hakkında bir şeyler bul. Sen ise gelecek hakkında bul. Sanki oturmuş kütüphaneye, uşaklarını görevlendirmiş, tamam mı? Bizim. Ona kütüphaneden çıkıyor kitaplar, oturuyor, yazıyor. Acayip bir şey ya. Ya devenin üzerine, ya hurmalık, ya otururken. 40'ta biri uykuda, ayetler geliyor. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olur mu?
İlkokula da peygamberliğin okulu, o peygamber olmak için ilkokulu yok. Ortaokulu yok, lisesi yok, üniversitesi yok. Senin isteğin neydi? Edebiyat. Ha sen de bir de bak iki kişi. İlkokul okudun, onun için edebiyat öğrendin. Ortaokul okudun, lise okudun, üniversite okudun değil mi? Ama peygamber olmak için okula gitmemiş. Peygamberlik okulu yok. Hoca olmak için okulu var. Peygamberin okulu yok, çıraklığı yok, kalfalık dönemi yok. Geliyor pat diye sabah, biraz önce çelik çomak oynadılar dün. Ertesi gün geliyor. Ebu Celle'ye onun için kafayı yedi. Bugün ben peygamberim dedi. Nasıl oluyor ya? Çırak yapmadın, kalfalık yapmadın, bir anda ustasın. Okulu yok, mektebi yok. Nasıl olacak? Ya bak diyor, senin gölgen vuruyor diyor, bak benimkisi vurmuyor. İyi ki adam kafayı yemedi. Hakikaten kendisinin gölgesi vuruyor, Muhammed Aleyhisselam'ın gölgesi vurmuyor. Nasıl adam hakikaten ya? Biraz dün beraber oynuyorlardı sokakta. Misal. Acayip bir şey. Tuhaf ya. Çok acayip. Bakıyor adam, elinden parmağından su akıyor. Acaba sihir mi diyor, kabını koyuyor, kabı doluyor. Ya ben sahabeye gitmiyorum. Sahabeye etkilenir değil mi su? İlk önce ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hissiyatıyla hisleniyorum. Ulan parmağımdan su aksa ben ne yapardım ya? Bir kere ben kafayı yerdim ya. Parmağımdan su... Bir düşünün hele parmağını. Bir zaten ben Allah aşkına. Bir zaten. Parmağından su aksa bir bakar mısın? Parmağınıza bakın. Şimdi su akıyor. Bakar mısın parmağına bak. Ne yapardın? Hastalık falan alamet olur mu? Dedim ki İzzet'in burnunda. Mezarlığa gittiniz. Bütün mezarlar kalkmış ya. Esselamu aleyküm ya Hasan falan. Mezar hepsi sana selam veriyor. Ayakta duruyor tamam mı? Ne olur abi herhalde biz aşağıya onları yukarı. Allah aşkına mezar konuşuyor seninle. Ne yaparsın ya? Ya okuyup geçiyoruz. Bir hissiyatla, hissiyatıyla hislensene. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın içine gir. Şahsiyet-i manevi gir. Mezar benimle konuşuyor. Hasan hoş geldin. Selam olsun sana. Falan. Selatü selam getiriyor. Konuşuyorlar. Acayip nasıl bir iman ya? Nasıl tahammül etmiş? Onun imanı nasıl zirve? Parmağımda su atıyor benim. Benim imanım ne olur? Geç o sahabenin başka. O ikinci kategori. Ya benim parmağımdan su akıyor ya. Bana ne olur bana. Benim imanım ne olur? Peygamber acayip bir şey ya. Böyle düşündüğün zaman çok garip ya. Onun için çok acayip bir şeyim var ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ancak vahiyle hocam ayakta durabilirim. Yok mümkün değil ki o motor yanar ya. Harikalık olsa insan ödü patlıyor ya. Ben bir ara yapmıştım ona dedim ya. Herkes gittikten sonra tepecikte bu la ilahe illallah la ilahe illallah tespih çekeyim dedim. Bir keramet bir şey olsun. Ama bu arada korkuyorum ya olursa ne yapacağım? Çünkü hiç kimse de yok. Gözümü kapattım. La ilahe illallah. İnan yarım saat veya 20 dakika tespihi çektim. Ama vallahi korkuyorum. Şimdi ne istiyorum? Karpuz, muz falan. Şimdi bu meyveler olsun. Aynı yaptım ha dersen. Ya gençtik işte, yaptık işte. Ama vallahi korkuyorum ya olursa gözümü yavaş yavaş açıyorum. Olursa hemen kapatacağım. Yavaş yavaş. Fakat yarım saat tuttum ya gözü. Kapalıydı bir anda ışıktan. Ha, ilk önce ışıktan başladı dedim. Karpuzlar gelmedi ama ışık çoğaldı. Oysa gözüm kapalı. Şimdi bir de elimde su aksa. İstanbul'da sığmazdın ya. Niye sığmaz? Nasıl sığmaz? Ya. Peygamber. Mehmet abi peygamber ruhu hayal eder misin ya? Çünkü kendi parmağında su akıyor böyle. Kendi elinden kaçarsın ya. Mezara gitti mezarlar konuşuyor. Taşta çok tuhaf. Hocam bizim köyde böyle bir şey oldu zamanında. İşte orası şehitlik falan var bir bölümde. Şehitler var daha doğrusu. Gece oradan geçiyor. Bakıyor ki camiden sesler geliyor. Ya diyor bu saatte diyor. Saat gece 1-2 falan. Namaz kılıyorlar diyor. Diyor ki Allah razı olsun ya diyor. Bu saatte namaz kılıyorlar diyor. Ses geliyor. Senden de Allah razı olsun. Oradan bir kaçtı var adlı Allah'a emanet yani. Şimdi aynı biz o psikoloji yaşadık. Ya. Tabii ya. Ruh bambaşka olur ya. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allahümme salli ala seyyidina. Ya Rabbi. Allah'ın hatırına. Salatü selamımızı ona ulaştır. Amin. Ve ondan razı ol. Amin. Ve bizden de razı ve hoşnut olmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Neyse burada keselim. Peygamber. Sarhoşun dediğiyle bitireyim. Dersime bir tane sarhoş geldi. Böyle peygamberi anlatırken kalktı adam. Hocam en kral peygamber
bizim peygamber. Ben dedim ki o anda, ya Rabbi, senin sarhoş ümmetin seni unutmadı. Onu ve bizi bunun hürmetine, bunu da bizi de unutma. Bak sarhoş peygamberin unutmadı. O peygamber bunu unutur mu? O şefkatli peygamber. En kral peygamber bizim peygamber. Amin. Ya Rabbi ya. Neler rastlıyorum. Bir Rize'de ders yapıyorum. Allah'a anlatıyorum. Allah'ın rahmeti. Yani çok seviyorum. Allah çok lezzetli bir şey. Öyle diyorlar. Şimdi Allah anlatırken o Ahmet amca, Allah rahmet etsin, coştu. Ey Allah'ım, Allah senden razı olsun. Ey Allah'ım, Allah senden razı olsun. Ağzından razı olsun. Bazıları böyle, Allah rahmet etsin, Cavit Kayıkçı var. Üstad, Tobi Usta falan deyince ben hemen elim kaldım. Allah'ım, zirve yapan imanının hatırına, alem-i İslam'ı, Müslümanları ve bizi affet dedi. Hemen o anda onun imanını vesile yaptı. Elhamdülillah. Vâhir davâhu menilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temassalâhu.